Merhaba gençler. Bugün sizden gelen sorulardan hazırladığımız 7 soruda 7 konu tekrarı 19. videosu ile beraberiz. Bakın buradaki ilk sorumuzda elektrik yüklerinin hareketine izin veren maddelere iletken madde, elektrik yüklerinin hareketine izin vermeyen maddeleri ise yalıtkan madde denir eksi elektrikle yüklü iletken X cismi ile nötr iletken Y cismi şekil 1 ve şekil 2'deki gibi demir ve tahta cetvel ile birbirine dokunduruluyor. Bu eylemler sonucunda yukarıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir diye sorulmuş. Bakın öncelikle gençler şekil 1'de iletken demir bir cetvel, şekil 2'de ise yalıtkan tahta bir cetvel kullanılmış. Peki iletken ne yapıyor? Bakın elektrik akımını iletiyor. Peki bizim burada bir x cismimiz var. x isminin yükü nedir? Yük işareti nedir? Eksi yüklü bakın gençler. x'in yükü eksi. Peki iletken cetvel demir vasıtası ile buradaki elektronlar nereye geçecektir? Y'ye geçecektir gençler. Yani burada bir elektron hareketi var. Demek ki x yükünü paylaşacaktır. Bu durumda Y'nin yük işareti ne olacak? Eksi olacak. Peki birinci öncülü okursak, birincisinde demir iletken olduğundan dolayı Y iletkeni eksi yük ile yüklenir. İfadesi nedir bakın gençler? Doğru bir ifade olur. Şimdi ikinciye bakıyoruz. İkinci de demiş ki bakın tahta yalıtkan olduğundan dolayı Y iletkeni elektrikle yüklenmez. Doğru bakın gençler. Buradaki bizim tahta elektronların hareketine, geçişine izin vermeyeceği için Y'ye herhangi bir yük akışı olmayacaktır. Bundan dolayı Y nedir? Nötr kalacaktır. Peki burada en fazla ne olabilir gençler? Buradaki X Y'yi kutuplayabilir. Yani X kendine yakın bir kısmı artı yapar kendine uzak bir kısmı ise eksi yapar. Ama y'nin toplam yükü sonuçta yine ne olur bakın gençler? Nötr olur. O halde ikinci öncül de doğru. Bakın üçüncüsüne baktığımızda y iletkenin her iki noktada eksi yükle yüklenir. Hayır birincisinde eksiyle yüklenir ama ikincisi yükleme olmaz sadece kutuplanma hadisesi olur. Fakat y'nin toplam yükü ne olur bakın gençler nötr olur o halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada şekildeki gibi doğrusal bir yolda K noktasından hareket eden Elif R noktasına kadar yürümekte daha sonra dönüp N noktasına gelmesi 10 saniye sürüyor diyor bakın. Dikkat edin 10 saniye. Buna göre bu süre içerisinde Elif'in ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama süratinin büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir sorulmuş. Bakın gençler ortalama hız nasıl bir büyüklüktü? Bakın ortalama hız vektörel bir büyüklük. Peki bu vektörel bir büyüklük ise delta x yer değiştirme bölü delta t zaman gerekir. Peki ortalama sürat nasıl bir büyüklüktü bakın ortalama sürat ise skaler bir büyüklük x bölü t'dir. Yani yol bölü zamandır. Peki Elif burada k'dan yola çıkmış bakın r noktasına gelmiş. Daha sonra yön değiştirmiş ve en son nereye kadar gelmiş bakın n'ye kadar gelmiş. Peki bu durumda Elif'in yapmış olduğu yer değiştirme nedir? Bakın budur. Peki Delta x yer değiştirme vektörel bir büyüklük ise bu son konum eksi ilk konum değil mi gençler? Peki Elif'in son konumu kim? N'deki konumu. Peki N'deki konumu ne? 0 eksi diyoruz. Elif'in ilk konumu kim? K'daki konumu. Peki K'daki konumu nedir? Eksi 30'dur. O halde Elif'in yapmış olduğu yer değiştirme kaç metre oldu? 30 metre oldu. Peki Elif bunu gençler kaç saniyede gerçekleştirmiş? 10 saniyede. O halde yer değiştirme bölü 10. Demek ki Elif'in ortalama hızı ne çıkar bakın? 3 metre bölü saniye çıkar. Bakın ya Bursa ya Edine çıkacak. Şimdi gelelim yola. Bakın aldığı yol nedir? Skaler bir büyüklük olduğuna göre bakın 10, 20, 30, 40, 50 bakın geri döndü 60 ve 70. Demek ki Elif'in burada aldığı yol. Bakın yolun zamana oranı bize neyi verir? Sürati verir. Demek ki 70 bölü 10'dan Elif'in sürati kaç olur? 7 metre bölü saniye olur. O halde bizim doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada bir ısı sıcaklık sorusu verilmiş. Bizden öz ısılar arasındaki bağıntı isteniyor kütlelisi sırasıyla M, M, 2, M olan KLM cisimlerinin ilk sıcaklıkları sırasıyla T, 2, T ve 2, T'dir. Bu cisimlere eşit miktarda bakın dikkat edin ısı enerjisi verildiğinde son sıcaklıkları da birbirlerine eşit 3 T oluyor. KLM cisimlerinin öz ısıları CK, CL, CM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi bakın gençler burada 3 tane maddemiz var. Birisi K'dır, diğeri L'dir, diğeri de M'dir. Peki bunların kütleleri bakın m, m ve 2m. Peki bunlara eşit miktarda ısı verilmiş. Yani bunlara verilen ısı enerjileri nedir? Q'lar eşit. Peki son sıcaklıkları bakın İlk sıcaklıkları T. Onda yazalım. 2T ve 2T. Peki ısı verildiğinde son sıcaklıkları 3T oluyor. Bakın. Peki bu durumda bu K'daki sıcaklık değişimi nedir? Son sıcaklık, eksi ilk sıcaklık ya da en güzeli büyük sıcaklık, eksi küçük sıcaklık. Anlaşıldı mı? Demek ki buradaki K'daki sıcaklık değişimi ne oldu? 2T oldu. Peki L'deki sıcaklık değişimi Büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklıktan T oldu. Peki M'deki sıcaklık değişimi büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklıktan bu da T oldu gençler. Peki ısı enerjileri birbirlerine eşitse o zaman yazıyorum bakın QK eşittir QL o da eşittir QM. Peki ısı enerjisi macit demek değil miydi gençler? MK, CK, delta TK. Bakın bu da eşittir ML, CL, delta TL. Bakın diğeri M, M, C, M, Delta, T, M'dir. Şimdi bildiklerimizi yerine yazalım gençler. Kütlelerini biliyorum bakın. Bununki M. Öz ısıyı bilmiyorum. K'daki sıcaklık değişimi ne? 2T. Peki L'ye bakıyorum. L'nin kütlesi M. Öz ısısını bilmiyoruz bakın. Ama L'deki sıcaklık değişiminin T olduğunu biliyoruz. Peki M'ye baktığım zaman kütlesi 2M. Öz ısısı CM. M'nin sıcaklık değişimi de nedir? T'dir. O halde bakın her iki taraftaki M'ler gider. Ortak olan T'ler de gitti. Bakın gençler. Peki bu durumda ne kaldı? En son durumda iki tane CK kime eşit çıktı? CL'ye. Bakın bu da kime eşit çıktı? İki tane CM'ye. Peki bu durumda en büyük kim olur? Bakın gençler. CL olur. CK ile CM'nin Öz ısıları birbirlerine eşit olur. Peki bu durumda doğru cevabımız ne olur? Bakın gençler. CL büyüktür. CK eşit CM. Yani D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın bu konu, bu soruda basınç ile enerjiyi birleştir. Bakın demiş ki taban alanları sırasıyla SS2S yükseklikleri de 2 H, H ve H olan kendi içinde türdeş KLM silindirleri yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Silindirlerin birim yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre yere göre potansiyel enerjileri EK, EL, EM arasındaki bağıntı nedir diye soruyor. Bakın burada sizi Yanıltacak olan kelime hangisi gençler? Birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti ne demek? Bakın turuncuya dikkat edin. Birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti basınç demektir bakın. Demek ki bunların zemine yapmış olduğu PK basıncı PL'ye eşit, o da PM'ye eşit. Demek ki bunlar nasıl maddeler bakın gençler? Katı cisimler. Peki bir katı cismin zemine yapmış olduğu basınç ne demekti? Katının ağırlığı bölü temas ettiği yüzey alanı idi. Bu durumda K cisminin zemine yapmış olduğu basınç nedir? K'nın ağırlığı bölü temas ettiği yüzey alanı. Peki onu yazalım. Peki K'nın ağırlığını bilmiyorum. GK. Ama temas ettiği yüzey alanı ne? S. Şimdi L'ye bakıyorum bakın. L'nin ağırlığı bölü temas ettiği yüzey alanı. Peki bu da m'nin ağırlığı bölü temas ettiği yüzey alanı. Peki bu durumda s'ler birbirlerini götürürse bakın 2 tane gk 2 tane gl'ye eşit. Bu da kime eşit? gm'ye. Peki biz bunlarla uğraşmamak için gk'ye g dersem gl de g'dir ama bizim gm'miz ne olur bakın gençler? 2g olur. Şimdi gelelim. Potansiyel enerji nedir bakın gençler. Potansiyel enerji EP ile gösterir. MGH'tır. Peki buradaki M çarpı G nedir? Ağırlıktır. Ağırlık çarpı istenilen noktaya yani referans noktasına olan uzaklıktır. Peki bu durumda GK'nın kütle merkezi bakın neresi gençler? Burası. Peki kütle merkezinin zemine olan uzaklığı bakın ne kadar? GK'nın kütle merkezi burası. Peki bu kütle merkezinin zemine olan uzaklığı ne kadar? H kadar. Demek ki burada ne var? GK'nın ağırlığı toplanmış. Peki GM'ye baktığımız zaman bunun kütle merkezi bakın burası bakın gençler. Yani köşegenlerinin kesim noktası. Peki bunun bakın şurası ve bunun da zemine olan uzaklığı da bakın nedir? H bölü 2 kadardır. GM'nin kütle merkezi, köşegenlerinin kesim noktası. Demek ki burada 2G toplanmış. Peki bunun zemine olan uzaklığı ise H bölü 2'dir. E bu durumda şimdi bulalım gençler bakın. K'nın potansiyel enerjisi nedir? G çarpı H. Peki L'nin potansiyel enerjisi nedir? E L'nin ağırlığı da neydi? Bakın gençler G'ydi, M'ninki de 2G'ydi. K'ninki de G'ydi. L'nin ağırlığı çarpı H bölü 2. Peki buradaki M'nin potansiyel enerjisi M'nin ağırlığı çarpı bakın kütle merkezinin referans noktası yatay düzlem olduğu için yatay zemine olan uzaklığı H bölü 2. Demek ki bunun enerjisi GH'tır. L'nin enerjisi GH bölü 2'dir. K'nın enerjisi GH olur. Buradan ne sonuç çıkıyor bakın gençler. EK kime eşit? EM'ye büyüktür. Kimden? EL'den olur. Demek ki EK eşittir EM büyüktür EL. Yani doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada tam çıkmamış ama Nilüfer bir parka gidiyor gençler ve parkta salıncağa binip sallanmaya başlıyor. Salıncak sallanırken zamanla yavaşlıyor ve duruyor. Buna göre demiş yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi birincisinde Nilüfer'in mekanik enerjisi değişmez. Bakın ikincisinde Nilüfer'in çıkabileceği maksimum noktadaki potansiyel enerjisi sürekli azalır. Üçüncüsünde nilifer denge konumundan her geçişte kinetik enerjisi azalır diye Sormuş öncülleri. Şimdi bakın gençler. Şimdi Nilüfer parka gidiyor. Bakın şu bizim parktaki salıncağımız. Şöyle olsun. Şimdi şöyle. Şimdi Nilüfer burada bir salıncağa biniyor bakın gençler. Nilüfer salıncağa bindiğinde bakın Nilüfer burada bir salıncağa bindiğinde bakın sallanmaya başlıyor. Peki salıncak burada iken bakın Nilüfer oturmuş Salıncak sallanmaya başladığı zaman yukarı çıkmıyor mu bakın gençler? Yani salıncağın zemini buraya geliyor oturağa. Peki buraya geldikten sonra salıncak ne yapıyor? Denge konumundan geçiyor. Tekrar böyle sallanmaya başlıyor. Sonra bakın salıncak buraya gelmeye başlıyor. Dikkat ederseniz biz burayı referans noktası kabul edersek salıncak ne yapıyor? Sallanırken böyle h kadarlık bir yüksekliğe çıkıyor. Ve şuradaki denge konumundan geçerken de hız kazanmaya başlıyor. Demek ki birinci öncülde mekanik enerji değişmez demiş. Ama soru da dikkat ederseniz hava sürtünmesinden bahsetmemiş. Eğer ki hava sürtünmesi yoksa mekanik enerji korunur. Ama burada hava sürtünmesi var. E, hava sürtünmesi olduğuna göre mekanik enerji korunmaz, değişmez ifadesi yanlıştır bakın gençler. İkincisi Nilüfer'in çıkabileceği maksimum noktadaki potansiyel enerji sürekli azalır. Doğru. Eğer ki hava sürtünmesi olmasaydı Nilüfer sonsuza kadar salıncakta sallanacaktı. Ama burada ne diyor bak dikkat ederseniz Nilüfer bir parktaki salıncakta belli bir hızla sallanırken yani bir kişi ikide bir sallamıyor bir müddet sonra duruyor diyor. Demek ki nilüferi durduran nedir? Nilüfer ile hava arasındaki sürtünme kuvvetidir. Dolayısıyla nilüferin çıkabileceği maksimum noktadaki potansiyel enerjisi sürekli azalır ifadesi doğrudur. Üçüncüsü Nilüfer denge konumundan her geçişte kinetik enerjisi azalır. Bu da doğru. Niye? Çünkü sürtünmeye harcandığı için bir müddet sonra yavaşlayarak ne yapacaktır Nilüfer? Duracaktır. O halde gençler doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler 6. sorumuza. Bakın burada Ankara'da yaşayan Eyüp ve Ayşe, Fethiye'de öğrenim gören kızları Ece ve Merve'nin yanlarına tatil'e gider. Eyüp yaz akşamı bisiklet sürerken, sürerken bisiklet farının önüne yeterince önünü, yeterince aydınlatmadığının farın daha fazla aydınlatması için ne yapması gerektiğini eşine ve kızlarına sorar. Bisiklet farının enerjisini bisikletin arka tekerleğindeki Dinamo'dan aldığını bilen bakın Ayşe bisikleti daha hızlı sürmelisin. Ece Dinamo daha fazla sarımlı bobin kullanılmalı. Merve ise Dinamo'da kutup şiddeti daha büyük olan mıknatıs kullanması kullanmalısın önerisinde bulunuyorlar. Buna göre Ayşe, Ece ve Merve'den hangilerinin önerileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bakın gençler hepimiz bisiklet kullandık. Bakın bisikletin arka tekerleğine yani şurası bisikletin arka tekerleği. Bakın şöyle milleri var. Bakın şurası da e, bisikletin bakın tekeri. Şöyle. Şimdi bu bisikletin şurada jantı bakın. Kırmızı bisikletin jantı olsun. Dışında da Bisikletin neyi var? Bakın tekeri var bakın gençler. Şimdi şu da tekeri olsun. Şimdi kırmızı canta dinamometrenin şu baş kısmı değer bakın gençler. Dinamometre de şöyle bakın silindir şeklindedir. Peki bunun içerisinde ne var? Bu dinamometrenin siz içerisine baktığınız zaman gençler dinamometre düzeneği böyledir. Bakın şöyledir. Bunun içerisinde iki tane mıknatıs var bakın gençler. Birisi N kutbudur mıknatısın, diğeri ise S kutbudur. Daha sonra işte şuradaki kısımda tekerleğe değen kısmı, bakın burası gençler her zaman canta değdiği için döner. İşte bu dönen kısmada bağlı olan bir iletken tel çerçeve vardır. İşte manyetik alan içerisinde iletken tel çerçeve dönmeye başlar. Döndükçe de bu dinamometre elektrik enerjisini üretir. Peki burada üretilen elektrik enerjisi neye bağlıdır? Bir, buradaki tel çerçevenin dönme hızına bağlıdır. Hız ne kadar fazla olursa bakın elektrik akımı o kadar fazla iletilir. Aslında bu 10.000. sınıfın konusu gençler. Yani buradaki üretilen elektrik akımı ya da üretilen elektriksel enerji ya da EMK nedir? Eksi delta fi bölü delta t'dir. Buradaki delta fi ne demektir? B manyetik alanı çarpı tel çerçevenin yüzey alanıdır. Buradaki delta t ise bakın gençler dönme süresidir. Demek ki ben bisikleti tekerleğini ne kadar çok hızlı döndürürsem süre azalır. E süre azaldıkça da üretilen emk ne yapacaktır? Artacaktır bakın gençler. Peki bu durumda bisiklet daha hızlı sürmelisin. Ayşe'nin dediği doğruymuş bakın gençler. Merve ise dinamometrenin kutup şiddeti fazla olmalı. Kutup şiddeti dediği neresi? Mıknatısın N ve S kutup şiddetleri. O da hangisi bakın gençler? Bunlar işte. Demek ki bunun fazla olması üretilen voltajı ne yaparmış? artırmış. O da lambanın daha parlak yanmasını sağlarmış. O halde bu da doğru. Üçüncüsü dinamoda kutup şiddeti daha büyük olan mıknatıs kullanmalı. Bu da doğru. Ece ise Dinamo'da daha fazla sarım olmalı. Bu bir tanesi için gençler. Eğer ki biz buna enle çarparsak en tane bakın biz bir tane iletken tel yerleştirdik. Bundan iki tane yerleştirirsin daha çok elektrik enerjisi üretirsin. Üç tane yerleştirirsin daha çok elektrik enerjisi üretirsin. O halde doğru cevabımız Ayşe de doğru söylemiş, Ece de doğru söylemiş, Merve de doğru söylemiştir. Cevap E'dir gençler. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada demiş ki özdeş x, y, z mıknatıslarından z şekildeki konumda tutulurken k ve l ipleri ile bağlı x ve y mıknatısları şekildeki gibi dengede kalıyor. Z mıknatısı y'ye yaklaştırılırsa k ve l iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyükleri için ne söylenebilir? Bakın dikkat edin gençler. Bunlar birer mıknatıs. Bakın burada bir F, x mıknatısı var. Burada bir Y mıknatısı var. Bakın burada bir Z mıknatısı var. Dikkat edin gençler. Şuradaki ne diyor bakın? TK ipinde gerilme kuvveti var. Bak işin püf noktası burada. TK ipinde bir gerilme kuvveti varsa demek ki X mıknatısı ile Y mıknatısı birbirlerini çekiyor. O zaman şunlar zıt kutup işaretli. Burası ne ise burası S'tir. Bir mıknatısın mutlaka zıt kutbu vardır. N'si varsa S'i var. S'i varsa neyi var? N'si var. O halde bakın burada nedir? Bir etkileşim kuvveti var. Bakın X mıknatısını şuraya çiziyorum gençler. Bu bizim X mıknatısı ise burası mıknatısın N kutbu ise bu da S kutbudur. Peki şurada da ne vardır? Duvar vardır. Bakın bunu buradan böyle çeken TK ipinde gerilmenin oluşabilmesi için X mıknatısının birilerinin böyle çekmesi lazım. İşte bunu kim çekiyor? Y mıknatısı çekiyor. Demek ki Y X'i böyle çekiyor. Y X'i çektiğinde mıknatıslar özdeş bakın. Manyetik kutup şiddetleri birbirlerine eşit. O zaman Y'nin X'e uygulanmış olduğu kuvvet F ise buradaki TK ipindeki gerilme kuvveti de ne olur gençler? F olur. Şimdi gelelim. Bakın burada hangi mıknatıs var? Y mıknatısı var. Bakın Y mıknatısı böyle asılmış gençler. Peki Y mıknatısının burası ne kutbu? S bu da ne? Demek ki X Y'yi böyle çekerse gençler Y de X'i böyle çeker. Bakın bu Y'nin X'e uygulamış olduğu. Bu da X'in Y'ye uygulamış olduğu. Peki bu hareketsizse demek ki bunu da böyle çeken bir kuvvet var. İşte bu kuvveti de kim oluşturuyor bakın gençler? Buradaki Z mıknatısı oluşturuyor. Demek ki Z mıknatısında burası S kutbu olacak. Bu da N olacak ve Z mıknatısı da Y'yi böyle çekecek ve aynı F kuvvetiyle çekecek. Peki bu bunu çekmişse o zaman bu da bunu ne yapmış? Aynı kuvvetle çekecek ve sistem böyle dengede kalacak gençler. Peki şimdi ne yapmış? Bakın Z mıknatısını Y'ye bir miktar yaklaştır. Demek ki başlangıçta aradaki uzaklıklar D iken ne olmuş? Z bir miktar yaklaşmış. Yaklaşırsa D ne yapar? Azalır. Peki bu azaldığı zaman ne olacak? Bakın denge bozulacak şuradaki L'de. Değil mi? Yani bu mıknatıs böyleyken şöyle olmaya başlayacak. Demek ki ne olacak? Bakın gençler bizim buradaki Y mıknatısımız böyle dururken Z, Y'yi daha fazla çekecek. Peki daha fazla çektiği için de burada bir açı oluşacak ve yukarı doğru çeken TL ip gerilmesi önceden kime eşitti bakın gençler? Y mıknatısın ağırlığına eşitti bakın. Değil mi? Peki o zaman aşağıya doğru çeken ne oldu? G ağırlığı var. Peki bu tarafa doğru çeken F kuvveti ne yaptı? Arttı. E bu ikisinin vektörel toplamı nedir? L ipidir önceden TL ipinin ağırlığı Y mıknatısın ağırlığına eşitken TL ipi daha sonra bakın Y mıknatısının ağırlığı ile manyetik kuvvetin vektörel toplamına eşit oldu. Yani L'deki gerilme kuvveti ne yaptı gençler? Artmaya başladı. Peki K'ya baktığımız zaman ne oldu? Y ile X mıknatısı arasındaki uzaklık arttığı için Y'nin X'e uygulamış olduğu çekim kuvveti azaldı. Bu azaldığına göre K ipindeki gerilme kuvveti de ne yapar gençler? Azalır. Güzel soruymuş ama birazcık zor soruymuş gençler. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet gençler burada 7 konuda 7 fizik konusu tekrarı yapmış olduk. Öncelikle yine biz hızdan bahsettik, ortalama süratten bahsettik, ısı sahasından bahsettik, öz ısıdan bahsettik gençler. Yine dördüncü soruda potansiyel enerji ile basıncı bir araya getirilmiş bir sorudan bahsettik, onları çözdük. Yine en son sorumuzda, bakın burada ise mıknatısın manyetik etkisinden bahsettik, birbirine uygulamış olduğu kuvvetten bahsettik. Yine bakın burada iki tane konu var. Dengeden bahsettik. Yine aradaki açı varsa ip gerilmesinin ikisinin vektörel toplamı olduğundan bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum gençler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.